Merhaba dostlar. Bugün size çok iyi bir programı tanıtacağım. Özellikle video düzenlemeye sıkça ihtiyacı olan ama bu konuda deneyimi ve bilgisi olmayan amatör arkadaşlarımız için çok faydalı olacağına inanıyorum. Çünkü bu video düzenleme yazılımının içerisinde onlarca özellik var. Bir videonuzu düzenlerken ihtiyacınız olabilecek her şey içinde mevcut. Bu program Movavi Video Editor Plus. Size göstereceğim sürümü 2020 sürümü. Bu yazılım hem Windows hem de Mac bilgisayarlarında sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Aklınıza gelenleri uygulamak için ve bunu yayınlayabilmek için size inanılmaz olanaklar sağlıyor. Özellikle kullanımı oldukça basit. Bu yazılımı bilgisayarınıza indirdiniz diyelim, kullanıyorsunuz. Yazılımı tamamen çözmeniz için ihtiyacınız olan sadece 20 dakika. Sözü çok uzatmadan Movavi Video Editor'a geçiyorum. Bunu size gösterirken aynı zamanda diğer özelliklerinden de bahsedeceğim tabii. Web sitesine girdiğinizde çok kolay bir şekilde kendi sisteminize uygun olan versiyonunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz. İndirdikten sonra basitçe yazılımınızı kurabiliyorsunuz zaten. Hemen açtıktan sonra lisans sözleşmesini kabul ediyorsunuz. Yükleme ayarları eğer isterseniz özelleştirebilirsiniz. Farklı yere yüklenmesini sağlayabilirsiniz. Yükle diyorsunuz ve yazılımı kurmaya başlıyor. Çok da hızlı ilerliyor kurulumu zaten. Kurulum bittikten sonra gördüğünüz gibi şöyle bir ekran direkt başlat diyorsunuz ve yazılımımız açılıyor. Gördüğünüz gibi arayüzü oldukça basit ve kullanışlı. Yani burada bir şey yapmak istiyorsanız oldukça basit şekilde yapabilirsiniz. En önemlisi Türkçe desteği var. Yani tamamen Türkçe olarak yazılımı kullanabiliyorsunuz. Düzenlemek istediğimiz videoyu, ben herhangi bir videomu seçtim. YouTube'da daha önce yayınladığım videolardan birini. Bunu alıp Movavi Video Editor Plus'ın içerisine bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen geldi. Aynı zamanda böyle açıp ön izlemesini yapabiliyorsunuz rahatlıkla. Ben diyelim ki ilk defa video düzenleme yazılımını açtım. Şöyle sıradan bakalım sizinle. Yani yeni birinin keşfedeceği şekilde keşfedelim yazılımı. Neler var neler yok birlikte bakalım. Ben videomu attım. Düzenlemek istediğim videom bu. İçe aktar kısmından rahatlıkla dosyamı ekleyebiliyorum. Masa üstümdeki videomu buraya da bu şekilde çekebilirmiş. Yani direkt tutup program içerisine sürüklemenin dışında bu şekilde de ekleyebiliyorsunuz. Video kaydedebiliyorsunuz. Yani kameranızdan aktif olarak görüntü kaydetme imkanı tanıyor. Gördüğünüz gibi aynı zamanda ekran kaydımında yani laptopumuzun ya da kullandığımız bilgisayar üzerinden web kamerasından kayıt da alabiliyoruz. Kayıt ayarlarını buradan yapıp yani videoyu dışarıdan getirmek yerine bizzat kendiniz de çekip Movavi Video Editor Plus yazılımının içerisine aktarabiliyorsunuz. Bütün işlemler çok basit aslında. Ses kaydedebiliyorsunuz. Dilerseniz buradan hemen ses kaydını başlat diyebiliyorsunuz cihazınızı. Ses kayıt cihazınızı seçtikten sonra. Hızlı video dediği kısım var. Birkaç adımda videonuzu hazırlayın diyor mesela. Bunu da tıklayalım. Dosyaları ekle diyorum. Birçok görsel ekledim rastgele olarak. Görsellerin hepsini seçtikten sonra rastgele sırala diyorum. Sıralamayı komple değiştiriyor rastgele olarak. Şablonlara giriyorum. Görseller arasındaki rastgele geçişleri buradan seçebiliyorum. Gördüğünüz gibi bu rastgele geçişler. Geometrik geçişler sağlayabiliyorum. Onlarca geçiş var. Bunlardan istediğinizi seçip görsellerinizin arasındaki geçişlerin nasıl olmasını istediğinizi belirleyebiliyorsunuz. Müzik kısmından da dilediğiniz gibi bir müzik seçebiliyorsunuz. Enerjik mi, dinlendirici mi, romantik mi, hareketli mi dilediğiniz müziği seçip buradan eklemesini yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Meraklı Yavru Kedi adlı parçayı ekledik direkt. Ön izleme kısmına gelip aynı zamanda mesela açılış başlığı Tasarımcı Dayı dedim. Şuraya da YouTube yazdım. Uygula dedim. Hemen uyguladı zaten. Videonun süresi ne kadar olacak onu belirliyorum buradan. 13 saniye olsun istiyorum. Mesela müzik süresine sığdır diye de bir seçeneğiniz var. Koyduğunuz müziğe göre ayarlıyor. Bu şekilde ayarladıktan sonra şöyle deneyimleyebiliyorsunuz. Bakabiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde şu an slide yaptım mesela. Yani bir, çok basit birkaç işlem. Daha sonra en son ileri deyip bunu manuel modda devam edebiliyorsunuz veya işte videoyu kaydedebiliyorsunuz veya dilediğiniz bir yere yüklenmesini sağlayabiliyorsunuz. YouTube'a yüklenmesini sağlayabiliyor musunuz mesela giriş yaparak? Google Drive'a yükleyebiliyorsunuz veya işte dilediğiniz cihaza uygun ebatlarda yüklenmesini sağlayabiliyorsunuz. Bunun gibi birçok özelliği var. Ses ekleyebiliyorum. Deneyelim. Bunu alıyorum şöyle mesela. Yani video düzenlerken bir takım ufak seslere ihtiyacımız olabiliyor ve bunları kolaylıkla edinmemizi sağlıyor. Çok isterdim ama inanın grafik diyelim ki burada bize sesi çok yüksek geldi. Bu arada kontrol tuşuna basılı tutarak yaklaştığınızda yani mouse'un orta tuşunu şurayı kullandığınızda yaklaşıp uzaklaşmayı sağlayabiliyorsunuz. Ses çok yüksekse şurada gördüğünüz çubuğu aşağı doğru çekip sesin şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Kullanımı oldukça basit. Gayet basit. Yani buradan mesela cam kırılması böyle diyor. Dum dum tıs diyor. Çok eğlenceli bu arada. Türkçe'ye çevirmişler yani. Eğlenceli çevirmişler. Mesela şehir havası var. Hemen indirelim. Şöyle ekleyelim. Mesela şehir havası sesini şuraya ekledim. Diğer bir yanılgı. Grafik tasarımcılar her şeyi biliyor.
Uzun zamandır video düzenleme işlerini yapıyorum. İnanın bana gerçekten işe yarar şeyler var. Video düzenlerken oldukça işe yarayacak kısım olmuş. Müzik kısmı var, buradan da dilediğiniz gibi mesela Acı Tatlı diyor, aksiyon filmi diyor. Buradan dilediğiniz müziği seçip eklenmesini sağlayabiliyorsunuz videonuza. Eklemek için sadece işte ilginizi çekeni indirmeniz yeterli. Zaten bir kere tıklayınca inmeye başlıyor. Bu arada indirip kullanabileceğiniz içerisinde efekt paketleri var. Bu efekt paketlerinin harici olarak uygun fiyatlara satın alıp Movie Video Editor içerisine ekleyebiliyorsunuz. Movie Effect Store internet sitesi üzerinden hani girip buradan dilediğiniz size uygun efekt paketini seçip rahatlıkla satın alabilirsiniz. Fiyatları da çok değil, uygun fiyatlar aslında. Ben mesela Lifestyle Blogger efekt paketini indirdim. Benim indirdiğim efekt paketi gördüğünüz gibi şu altında zaten new diye yazıyor. Mesela şunlardan bir tanesini hemen şöyle ekleyip hemen bunun üzerine şuradan TT yazıyor zaten. Dilediğiniz bir yazıyı yazma şansınız var. Mesela şunu ekleyelim. Şöyle tam onunla aynı hizaya getirelim. Dilediğim gibi yazımı yazdım. Bu arada şu yazının şöyle rengini de ayarlayabiliriz. Ne yapalım mesela? Şunun rengini de mesela şu şekilde yazdık diyelim yazımızı. Kolaylıkla böyle bir giriş introsu oluşturmuş oluyoruz. Bu örnek videolardan farklı şeyler de kullanabilirsiniz. Mesela şuradan statiği kullanmak istiyorum ben. Aldım, ekledim şuraya. Şöyle biraz kısa keseceğim tabii bunu. Böyle çok kısa bir şey olması lazım. Sonra tam şuradan Ctrl B yapacağım. Bunun ikisinin arasına yerleştireceğim. Bu sayede ne olacak? Sen bir ara görüntü gitti. Bunun gibi buradaki efektleri değerlendirebilirsiniz. Arka planlar var. Arka planları kullanabilirsiniz. Örneğin şöyle bir arka plan. Bunu dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bunun önüne bir yazı ekleyebilirsiniz. Şuradan zaten yazı eklemesi de gösterdiğim üzere oldukça kolay. Mesela şunu ekledim diyelim. Burada ne yazacağını, yazının içeriğini de ayarlayabiliyorsunuz hemen. Şuradan metin dersiniz. Düşünüldüğü gibi değil. Çoğu zaman kazanılan karın sadece %10'u falan cebimize. Dilediğiniz şekilde oynamasını sağlayabilirsiniz. Bu arka planları da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi geçiş efektleri, video efektleri var ama öyle böyle değil. Mesela burada en popülerlerinden göstereyim birkaç tanesini. Cam mozaik var. Bunu eklediğim anda ben videoya, video cam mozaik efektini alıyor. Sadece %10'u falan cebimize girebiliyor. Geri kalanı. Eski film efektimiz var mesela. Bir karartma uyguluyor. Hareket bulanıklığı var. Bir kartı, yeme içme. Gördüğünüz gibi hareketler bulanıklaştı. Yani aralar böyle hani sanki çok hızlıymış gibi bir hareket bulanıklığı geldi. Kamera titreşimini deneyelim. Bir yanılgı. Grafik tasarımcılar her şeyi biliyor. İnanılmaz güçlere... Bir yerden sonra tabii ki rahatsız edici olabilir ama kısa yerlerde çok tatlı şeyler elde edilebilir bence. Yağlı boy efekti var. Tasarımcılar olarak insanların tasarımlarını... Bunun gibi burada ben sadece popülerlerini gösterdim. Şuradaki birkaç tanesini gösterdim ama onlarca özellik, onlarca efekt var. Özellikle renk filtreleri çok hoş. Yani siz eğer videonuza bir renk filtresi eklemek istiyorsanız, daha kaliteli gözükmesini istiyorsanız kesinlikle bu renk filtrelerini kullanabilirsiniz. Ve videonuzun daha kaliteli gözükmesini sağlayabilirsiniz açıkçası. Uçan nesneler, aşk mektubu demiş mesela. Buradaki uçan nesneleri de kullanabilirsiniz. Işık sızıntıları var. Ki bu ışık sızıntıları benim en çok hoşuma giden kısım. Yani video üzerinde dilediğiniz tatlılıkta ışık sızmaları kullanabiliyorsunuz bakın. Çok iyi filtreler var. Bunları videonuzu düzenlerken size de çok haz verecektir bunları yapmak. Video arası geçişlere bakarsak eğer. Mesela şurada bir video arası geçiş yapalım. Ctrl B yapayım. Araya bir boşluk yapalım. Burada video arası geçişler. Mesela benim edindiğim Lifestyle Blogger Pack. Yani efekt paketlerinden birisi bu. Neler istediklerini. Gayet de güzel bir geçiş. Mesela bulanık içe demiş. Şu geçişi deneyelim. Neler istedik? Verenler de var. Eğer çok net... Yani hem sesi geçiş veriyor hem de görüntüye geçiş veriyor. Tatlı bir geçiş oluyor bu sayede. Bu arada mesela çok sık kullandığınız geçişler varsa o şu sol üstündeki kalbe tıklayıp favori geçişlerinize ekleme şansınız var. Ben burada favorilere geldiğim zaman sık kullandığınız bu geçişleri buradan rahat bir şekilde tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Neler istedik? Verenler de var. Bakın hafif yaklaştı ve geçişi yaptı. Bunun gibi onlarca geçiş var tabii gördüğünüz gibi. Bulanıklık, daire. Mesela benim indirdiğim Lifestyle Bloggers. Bu çok iyiydi mesela. Yazı kısmına geldiğimizde yani intro videoları var. Videonuzun başında açılmasını istediğiniz bir intro var. Özellikle YouTuber'lar için oldukça faydalı olacağına inanıyorum bunun. Hemen başına bir tane intro ekledim. Düzenle diyorum şuradan. Düzenle dediğim zaman o katmanın içerisine giriyor. Ve düzenleyebileceğim kısma geliyor. Çift tıklayınca zaten ekranda yazılı bir kısımsa o yazıyı düzenlemenize izin veriyor. Tasarımcı.
Dayı dedi. Uygula ve geri dön diyorum. Şu anda intro hazır. Basit ve hızlı bir şekilde giriş introsu hazırlamış oldum. Tabii ki bu bununla bitmiyor. Burada intro videoları çok fazla. Sadece intro videoları değil tabii ki. Örneğin yazı balonlarından bir tanesini ekranımı sürükleyip şöyle rahatlıkla kullanabilirim. Ve ben videomu çekerken ara sıra gelmesini istediğim baloncuklar oluşturabilirim. Veya beni tanıtan şeyler de olabilir. Mesela ben Burak Doğan, tasarımcı dayı. Ben konuşurken gördüğünüz gibi beni tanıtıcı küçük bir bant geldi ve gitti. Yani ben şunu gördüm. Tamam, başlangıç seviyesindeki herkes için çok uygun. Eğer YouTube'a giriş yapıyorsanız ve videolarınızı nasıl düzenleyeceğinize dair şüpheleriniz varsa Movavi Video Editor bu konuda işinizi kesinlikle görecektir. Movavi Video Editor Plus bu konuda kesinlikle profesyonel. Çıkartmalar kısmına geldik. Burada görebileceğiniz bütün çıkartmalar var. Buradan yüz ifadelerini kullanabilirsiniz. Bir şey anlatırken bu ifadeleri kullanabilirsiniz rahatlıkla çıkartmalar içerisinden. Veya dilediğiniz tepkileri verme şansınız var. Çok iyi değil mi? Yani kullanım açısından gerçekten çok iyi. Videonuzda bir çıkartma kullanacaksanız, bir işaret kullanacaksanız onu bulabilirsiniz. Zaten şurada bul diye arama kısmı da var. Örneğin ok dediğim zaman direkt ok işaretiyle ilgili bütün argümanlar geliyor. Zaten yazılımı indirirseniz eğer, kullanmaya başlarsanız bu dediklerimde ne kadar haklı olduğumu da göreceksiniz. Aynı zamanda videolarınıza verebileceğiniz farklı efektler var. Gördüğünüz gibi örneğin şuradan sağ dediğim efekti atıp eğer videonun üzerine bırakırsam o video şu gördüğünüz, şurada iki tane küçük çizgi var. O çizgi aralığında sağa doğru kayacaktır. Mesela başlatıyorum. Göreceksiniz. Gördüğünüz gibi sağa doğru kaydı ve gitti. Bunun gibi efektleri videolarınıza verme şansınız var. Çıkartmalardan birini ekleyip göstereceğim daha iyi anlamanız açısından. Mesela bir çıkartma ekledim şuraya. Boyutunu küçülttüm. Şuraya koydum. Eğer ben bu çıkartmaya bu efektlerden bir tanesini verirsem gördüğünüz gibi ekrana yukarıdan aşağı geldi. Ve yukarıdan aşağıya doğru da çıkmasını istiyorum. Aynı zamanda bunu getirirken zaten ok işaretini görüyorsunuz. Nereden nereye olduğunu rahatlıkla belirleyebiliyorsunuz. Geldi ve gitti. Bu şekilde animasyonlarınızı basit bir şekilde verebiliyorsunuz. Bunun gibi tabii burada birçok özellik var. Verebileceğiniz efektler var. Renk ayarlarını da zaten rahatlıkla yapabiliyorsunuz videonuz üzerinde. Şurada gördüğünüz renk ayarlarından herhangi birisini seçip doygunluğunu, kontrastını vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Mesela videoya attım. Gördüğünüz gibi otomatik olarak kontrastı verdi. Sihirli güçlendirme ile mesela. Otomatik beyaz ayarını atarsam mesela beyaz ayarını yapıyor videodaki. Otomatik doygunluk dersen videodaki doygunluğu ayarlıyor otomatik olarak. Şunların üçünü de zaten kullanırsanız videonuzda videonuz çiçek gibi olacaktır. Kırp ve döndür ayarımız var. Burada videonuzu dilediğiniz gibi döndürebiliyorsunuz. Aynı zamanda kırpabiliyorsunuz. Mesela şuralarından şöyle kırpmak istersem çok rahat videomu nereden kırpmak istiyorsam kırpabiliyorum. Planla ve zoomla kısmımız var. Mesela aşağı doğru dersem deneyelim şuradan şuraya. Gördüğünüz gibi kamera oynuyormuş gibi sanki otomatik olarak yukarıdan aşağı belirlediğin kısımlara gidip geliyor. Bakın nereden nereye olacağını ayarlıyorum. Bu şekilde kamera ayarlarını da yapabiliyorsunuz çok rahat. Dengeleme var. İsterseniz buradan dengelemeyi yapabiliyorsunuz. Yani bir video çektiğiniz videoda bir titreşim vesaire bir dengesizlik varsa onu ayarlamanızı sağlıyor. Vurgula ve gizle var. Dilediğiniz kısmı vurgulayıp dilediğiniz kısmı gizleyebiliyorsunuz. Bunu da şöyle sağlıyor. Opaklığını düşürebiliyorsunuz. Mesela gördüğünüz gibi seçtiğim çerçevenin dışındaki opaklığı düşürdüm. Çerçevenin şeklini ayarlayabilirsiniz. Şöyle yuvarlak da yapabilirsiniz isterseniz. Kenarları yani bu yuvarlığın etrafındaki çizgiyi yumuşatabiliyorsunuz. Bir ışık edasında. Krom anahtarı var. Bu da bir rengi silmek için işinize yarıyor. Yani şurayı seçip bir rengi belirlediniz. O rengi ekranınızdaki o renge yakın olan renkleri çıkarıyor. Yani bu sayede yeşil arka planlı birçok videoyu da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Mesela şöyle yeşil ekranda bir videonuz var. Hemen şuradan seçiyorsunuz. Yeşil kısma, yeşil renkte olan kısma tıklıyorsunuz bir kere. Ve yeşil ekranı tamamıyla siliyor sizin için. Mesela bunu şöyle seçip alıp şuraya yanıma koyabilirim mesela bu kediyi artık. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Hayır, sanki kedi benim hakikaten yanımdaymış gibi olmadı mı? Oldu. Ne yaptık? Chrome Key kullandık. Yani farklı bir şey yapmadık ama bu özelliği bize sunması bu yazılımın gerçekten çok iyi. Yavaş çekim özelliğimiz var. Mesela bunu ben şu şekilde hızını yavaşlatabilirim. Yani videomun yavaşlığını bu sayede arttırabilirim. Daha yavaş bir şekilde slow motion olmasını
sağlayabiliyorum. Hepsini geçtim, ses düzenleme var. En güzel taraflarından biri de sizin sesinizi, videodaki sesinizi ayarlayabilmenizi sağlıyor. Şöyle yapalım, mesela equalizer var. Buradan ses güçlendirme dersem eğer, mesela normal ses şu. Maz güçlere sahip olmak tabii ki kulağa hoş geliyor ama maalesef öyle bir yeteneğimiz yok. Sesin daha güçlü gelmesini sağlıyor, artmasını sağlıyor. Burada sesiniz için de yapabileceğiniz birçok ayar var. Parazit kaldırma var. Parazitler, böyle cızırtılar varsa sesinizde onları kaldırmak için. Ses efektleri var. Yankı, boğuk, telefon. Mesela telefonu deneyelim. Maalesef öyle bir yeteneğimiz yok. Grafik tasarımcı... Gayet de telefon gibi oldu. Radyo yapabilirim. Çok radyo oldu, hakikaten güzel oldu. Videonuzu düzenlediniz diyelim, her şey tamam. O zaman yapmanız gereken hemen şuradan dışa aktar diyeceksiniz. Video dışa aktar veya ses, hangisini istiyorsanız dışa aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Dilediğiniz bütün formatlarda, istediğiniz bütün cihazlara uygun olarak kaydı alabiliyorsunuz. Ama şuradan ben tabii ki MP4'ü seçeceğim. Kaliteyi iyi seçeceğim veya en yüksek kalitede de kaydetmesini sağlayabiliriz. Dosya boyutunun yaklaşık olarak ne olacağını bize gösterebiliyor. Ki bu da şahane. Çünkü neyi kaydedeceğimizi, ne kadar hangi boyutta kaydedeceğimizi bilmek bizim çok işimize yarayacaktır. Yeni proje olarak kaydedeceğim. Geliştirilmiş dersem buradan geliştirilmiş ayarlarını da yapabiliyorum. Kaliteyi bize şöyle ufak ufak ayarlarla belirleyebiliyorum vesaire. Başlat diyorum. Kaydederken geçen süreyi ne kadar kaldığını bana gösteriyor. Aynı zamanda YouTube'a da yükleyebiliyorsunuz. Bu da çok iyi. Özellikle YouTuber'lar için çok iyi. YouTube hesabınızdan giriş yapıp, gördüğünüz gibi herhangi bir hesaptan giriş yaptım. Ve burada başlığa istediğim gibi bir başlık yapıp açıklama dilediğim gibi yazıp işte hangi kalitede yükleneceğini seçip yükle diyebiliyorum. Film ve animasyon dedik mesela, genel etiketlerini belirleyebiliyorum. Hiç YouTube'a bulaşmadan direkt düzenleme yazılımının üzerinden Movavi Video Editor Plus üzerinden YouTube'a yüklemeyi yapabiliyorum. Yükle dersem de kaydediliyor ve ondan sonra da YouTube'a upload ediyor. Aynı şekilde Google Drive'a veya Vimeo üzerine de yüklemeler yapabiliyorum. Video yapmaya, video düzenlemeye yeni başlıyorsanız Movavi Video Editor tam size göre aslında. Amatör olarak yapacağınız videonuz için işinize yarayabilecek çok fazla özelliği var. Ayrıca özellikle fotoğrafla uğraşanlar için, hobi olarak fotoğraf çekenler için daha iyi olsa, içerisinde onlarca renk filtresi, geçişler, başlıklar, arayabileceğiniz her şey var. Ben Movavi Video Editor Plus'la daha önce tanışmamıştım yazılım olarak. Duymuştum ama tam anlamıyla kullanma fırsatım olmamıştı. Şunu söyleyebilirim, kullandıktan sonra kesinlikle avantajları çok fazla. Eğer benim bir videoyu düzenlemeye ihtiyacım varsa ve bu işi hızlı ve basit şekilde yapmak istiyorsam, Video Editor Plus benim işimi görür. Avantajları kesinlikle arayüzünün basit olması, kullanılabilirliğinin çok rahat olması, kullanımı çok konforlu diğer yazılımlara göre. Tüm bunlara ek olarak video açıklamasında vereceğim link üzerinden Movavi Video Editor Plus sitesine yönlenebilirsiniz ve tamamen ücretsiz şekilde Movavi Video Editor Plus programına bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Mac veya Windows kullanmanız kesinlikle değişmiyor. İkisinde de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yine video açıklamasında vereceğim promosyon koduyla indirimde Movavi Video Editor Plus programında satın alabilirsiniz. Fiyatları ise inanılmaz uygun. 100 lira ile 200 lira arasında oynayan bir fiyatı var ve ömür boyu kullanabiliyorsunuz elbette. Aynı zamanda video açıklamasında vereceğim %30 indirim koduyla da %30 indirimle alabiliyorsunuz. Tasarımcı Dayı'nın bu videosunda size Movavi Video Editor Plus programını, yazılımını tanıttım baştan sona. Beğeneceğinizi umuyorum. Yeni ve her zaman daha iyi videolarla sizinle birlikte olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Tasarımcı Dayı ile kalın. Tasarımcı Dayı, Tasarımcı Dayı.